Zarat oradan Sızaklı tarafı geliyor. Tuken bu arada. Arkada yana bir tuken bu arada. Sitafordan uttum. Bu böyle birlikte karusselerde olduğundan bir karab kilipti. Siz buna bir yön alıştı? He, bir karab kilipti. Benim yağdan bir karab kilipti. Kıskası nama bulupti. Sekin yol tabanına çıkıp signal verdim de turunuz verdim. Bir katı şık işte atıraf. Karasam nagli vuruldu da. Şunu yapmam bari uğraman. Turumuzu koydum da sıra zırıldı vurdum. İşte bu. O bu ütke çıkıyor. Şunu yapsın mı? O kaçmaz mı? O kaçtım. Ne? Polibom geldi bana tarsılatıp vurdu. Böyle bana yerine vuruldu da vurulup yıkıldı. Hiç kim telefon kımıyordu. Bir yigit maladez tohtadı da kirli labor hemen dedi. Hayır yakın dedim. Sızak yakın dedi. Oldu kit dedim de. Başınanı bir çekerli kılıp. Velosipedçi mana shu ko'rib turganingizdek yo'l yoqasidagi avtomoykada ishchi sifatida ishlaydi, faoliyat yuritadi. O'zi yo'nalishi bo'yicha, ya'ni hushyorlikni yo'qotish oqibatida orqa tomondan harakatlanib kelayotgan transport vositasiga e'tibor qaratmasdan yo'lning o'ng tomonida harakatlanib kelib, chap tomoniga keskin velosipedda burilishi oqibatida o'zi bilan bir yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Nexa rusumli transport vositasi urib yuborish natijasida mazkur yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Shu o'rinda yana bir bor barcha harakat ishtirokchilariga, ya'ni ota-onalarga shuni eslatib o'tmoqchimizki, albatta mana shu voyaga yetmagan farzandlarni ko'pgina holatlarda kechki vaqtlarda, ayniqsa shu kun botish vaqtlarida, shafaq vaqtida velosiped boshqarayotgan voyaga yetmagan farzandlarini qattiq nazorat ostiga olishlarini, albatta zarurat tug'ilgan holatlarda velosiped boshqarayotgan harakat ishtirokchilaridan o'sha tungi vaqtda, ya'ni kun botish vaqtlarida o'sha nur qaytaruvchi nimchalardan foydalansa bu albatta maqsadga muvofiq bo'lar edi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan kelgusida shu kabi noxush yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida joylarda haydovchi va yo'lovchilar o'rtasida muntazam ravishda targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Necha yosh? 11 yosh. Mana ko'ryapsan, xalqaro ahamiyatga ega avtomobil yo'li. O'zi nima bo'lganini o'zingiz sezdingmi? Nima bo'ldi? Sal qoldimi? To'g'rimi, avtomashina urib yuborishga sal qoldi, to'g'rimi? O'zing ham qo'rqib qolding, to'g'rimi? Nima uchun katta ko'chaga chiqib ketding? Hayolim chalg'ib qoldi. Hayoling chalg'ib qoldi? Bu hayoting uchun xavfli bu, to'g'rimi? Katta trassa, mana transport vositalarining tezligini ko'ryapsan, katta tezlikda yuribdi. Qayerda yashaysan? Yangi qishloqda. Qaysi maktabda o'qiysan? 24-maktab. Shoh Rashid tumanimi? 20? 24-chi maktabda. Mana hozir sal qoldi, hayoting xavf ostida qoldi. Agar transport vositasi sekinlamaganda seni urib yuborish aniq edi, to'g'rimi? Mana o'zing qo'rqib qolding. Biroq ko'rishimiz mumkinki, ko'pgina ota-onalarning o'sha farzandlarini nazoratsiz qoldirishlari oqibatida bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalari keskin oshib ketmoqda. Mana bugun biz guvoh bo'lib turibmizki, mana shu xalqaro ahamiyatga ega M39 avtomobil yo'lida velik boshqarayotgan ikkita yosh o'quvchi baxtsiz hodisa qurboniga aylanib qolishi mumkin edi. Albatta yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan ushbu holat bartaraf etilib, o'quvchi yoshlarimizga to'g'ri tushunchalar berildi. Shu jumladan barcha ota-onalarimizga shuni tavsiya qilib qolardikki, ta'til davrida farzandlaringizni nazoratsiz qoldirmasliklarini, albatta serqatnov avtomobil yo'llarida o'ynamasliklarini va velosiped boshqarmasliklarini to'g'ri tushuntirib, farzandlariga to'g'ri yo'nalish bersa hamda yo'l qoidalariga amal qilishligini doimiy targ'ib qilib borsa, bu albatta foydadan xoli bo'lmaydi. Bundan tashqari, yozgi ta'til vaqtida ko'pgina ota-onalarning farzandlari nazoratsiz qoldirilishi turli ko'ngilsiz holatlarning yuzaga kelishiga sababchi bo'ladi. Hali haydovchilik guvohnomasini olmagan qiz dadasining avtomashinasini boshqarib yurganlik holatini qanday izohlash mumkin? Siz nechinchisiz? 2004. Nima boshqa deyapsiz? Qochib ketyapsiz, qattiq haydab ketyapsiz. Nima qochib ketyapsiz? Nechi sinfda o'qiysiz? 10 sinfda. Hali prava olmagansiz. Xudo xohlasa topshiraman. Nima maosh qaydaysiz hali? Bolachalar ko'p bo'lsa. O'zingiz o'rgatganmisiz? Haydashdi. Bolachalar ko'p bo'lsa qanday tez haydab ketyapti qizingiz?
Yay maşını görüşümden kaçıp gitti. Kildiri uke çizim diyor anızda. Hı? Uke çizimden kilas kaçıp gitti, kırp gitti. Ne çıkaydınız bir tizlik az? 90-100 ediniz mi? Ne çıkaydınız? Olmuş gelin çıkmayı, olmuş haydarını, olmuş ehem yetmez. Bu patrol maşını görüp kaçtınız, doğru mu? Hızır haydarını ayırsa. Uyda maşını amıstırıldı, şu uyda işlevi atıldı, ustala bu arada. Haşar yolu bile, ağayınla bile. Şu kızımız maşındı kağıttı, il ultruğudu. Şu uyuda il ultruğardı. Şu nana olup, minip çıkıp getip kalıptı. Yol patrol kodumu darıge tuğru kep kalıptı. Şu kepme carime maydanıge nakli işte. Şimdi size savur. Yol patrol hizmeti kodunlarge tuğru kime gendendi. Ma kodisala buluş mümkünü deki. Şimdi onu salbi kodatlara buluş salbi mümkün müdür? Salbi kodatlayan buluşu mümkün müdür şimdi. Transport vasıtasını boşkarlığı için uğrayıp durar mıydınız uziz? Aynen doldunlar, uğrayıp durardım hazır hazır. Çünkü yani. Transport vasıtasını boşkarıştı bılar. Ya yani, bilen. Hünge karaganız. Yoğana da özüm yürüp boşkarlı. Boşkarlı uğrayıp durardım. Hünge sakız özgü tutulmazsan tur haydoçlu gohnumaz iyi yapılmasa? Şimdi, şimdi. Doğru mu? Peki hünge karamazsan siz? Yendi doğrusu, yendi özüge bir varmazdım. Kalp dolup çıkıp git koptu da şu. Cari yılının 21. iyun günü. Şarvashid tumani Qangli qafi hududi bo'ylab harakat davomida harakatlanib ketayotganimda oldimdan Nexia rusumli transport vositasi harakatlanmoqda. Transport vositasini boshqaruvda voyaga yetmagan shaxs, ya'ni maktab o'quvchisi ekanligiga shubha qilib, ushbu Nexia rusumli transport vositasini orqasidan kuzatib borildi. Shu kuzatuv borish jarayonida transport vositasi haydovchisi o'zining yashash manziliga borib to'xtadi. Ushbu holat bo'yicha surishtiruv harakatlari olib borilganda shu transport vositasini boshqarib ketayotgan qiz maktab o'quvchisi ekanligi aniqlandi. Ushbu holat bo'yicha yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan transport vositasini boshqarib yurgan shaxsga nisbatan hamda ushbu maktab o'quvchisining ota-onasiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Joriy yilning o'tgan davr mobaynida viloyat hududida sodir etilgan yo'l transport vositalari raqamlarida ko'radigan bo'lsak, o'tgan davr mobaynida 181 ta yo'l transport vositasi sodir etilgan bo'lib, ushbu yo'l transport vositalari 164 nafar fuqaro tan jarohati olgan va eng achinarlisi 44 nafar fuqaro bevaqt hayotdan ko'z yumgan. Joriy yilning 28-kuni soat taxminan 5:40lar atrofida Jizzax shahridagi Sangzor mahalla fuqarolari yig'ini Olim Azimov ko'chasida joylashgan avtomobillarga gaz qo'yish shoxobchasida yong'in kelib chiqishi oqibatida Nexia hamda Matiz avtomashinalari yonib ketgan. Olib borilgan tezkor harakatlar natijasida yong'in o'z vaqtida o'rab olinib, qisqa fursat ichida bartaraf etildi. Men mashinamni o'qib shu ikkinchi kolonkaga qo'ydim. Daha bir mahsusga koydular. Matiz'de? Matiz'de mahsusga koydular. Birinci kalonkaya işlemetir ödü. Yol koyuyordu, bunu kırmayladı. Kiyen, ben gaz tutulgenden ki, ben borup kapot yok, kanım bulamak. Kiyen şu, yok, belka ölengen şilenka uru vardı. Yon izdeydi. Yok, uşa ataşı bu ölenmeden, işlemekken kalonkaya oçu vardı. Uşa iki ödem tutası çıkıp gitti de. Gaz, hamacaya uru. Şilenka. Şilenka urulup. Çakmadan çıkıp yönü bitti de. Çakmadan çıkıp yönü bitti de. İki de maşınca örüldü de iki önemi yok vardı de. Maşınlarını uladı bir yerde durdum. Bu kuşunu Nexia'nın zapravkası buldu. Çünkü benimkini açmadı benim için. Çünkü nargişilengi kurtarıldı da aslında. Bilmedim ben de. Şu numara kulüp kurtarılgandaki hamamız koştuk bir kırık. Şu avtomaşınca ölmeye yaşlandı. Şu şunda buldu ben bu. Şu bu Nexia'ya gelseyim şunu kurgandayı buldum dedi. Bu kuşum sırası bir kırıp koştu. Hamamız koştuk, şu tipe geçip kurtarılıp şilengi bir yoktan yap olmadı. Biz kere çıkıp Nexia'yı onu boşladı. Nexia'da menge öttü. Şu orada cüşke hareket kıldı. Ushbu hodisada baxtli tasodif sabab hech kim tan jarohati olmadi. Ta'kidlash o'rinliki, yo'l transport hodisasi bu tasodifiy hodisa emas. Transport vositalarini boshqarib ketayotgan haydovchilarning yo'l harakat xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qilishi, o'zi va boshqalarning xavfsizligi va erkinligini kafolatlaydigan eng muhim masalalardandir.
Zero mazkur tartib qoidalaridan ko'zlangan asosiy maqsad harakat xavfsizligini ta'minlash bilan bir qatorda huquqbuzarliklarni oldini olish, qonuniylikni mustahkamlashdan ham iboratdir. Ko'rsatuvni tayyorlashdan ko'zlangan asosiy maqsad ham harakatlanish xavfsizligini ta'minlash ishlarining samaradorligini oshirgan holda sodir etilayotgan qoidabuzarliklar sonini kamaytirish, fuqarolar hayoti va mol-mulkini muhofazalash, og'ir oqibatli yo'l transport hodisalarini oldini olishdan iboratdir.